Açık ve Net'ten herkese iyi akşamlar. Bugünkü konuğumuz matematikçi Ali Nesin. Ali Nesin, dünyada matematiğin Nobel'i sayılan çok önemli bir ödül olan Lelivato ödülünü aldı. Doğru söyledim mi Ali Bey? Lelivati. Lelivati ödülünü aldı. Ali Nesin aslında Türkiye'de çok tartışılan isimlerden biri. Çünkü o matematikte, matematik köyünün kurucusu bu anlamda çok takdir topluyor. Ama siyasi görüşleriyle de sık sık tartışma yaratan bir isim. Bugün onunla öncelikle bu ödülün anlamını, Türkiye'deki eğitim sistemini, sonra da Ali Nesin'in şu çok tartışma yaratan görüşlerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey, tebrik ederiz. Şimdi kardeşiniz Ahmet Nesin sizi tebrik ederken demiş ki, biz babamla bugün oturduk konuşuyorduk, onun bu ödülü alacağını biliyordu. Siz bekliyor muydunuz böyle bir ödül almak? Yok, beklemiyordum. Yani şimdi geçenlerde Facebook'ta birisi yazmış, bir genç. Ya, bu ödülleri ben de almak istiyorum. Ne yapayım, nasıl çalışayım diye. Ben dedim ki ya, ödül için çalışılmaz ki. Yani ödül almak için bir şey yapılmaz ki. Bir şey yaparsın, sonra sana ödül verirler. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Yani ne başlangıçta ne sonra hiç aklımdan bile geçmiyordu. Yani bu, ayrıca bu ödül de yeni bir ödül. Eski ne bir zamandır veriliyor? Bu üçüncü kişi benim. Üçüncü kişi. Yani 4-8-9 yıl falan olacak. 8 yılda işte. Peki böyle matematiğin Nobel'i denilmesi biraz abartılı bir ifade mi? Anlamı ne bu ödülün? O yanlış. Yani şöyle, Fields madalyası diye bir şey vardır. O Nobel odur. Matematiğin Nobel'i denen şey Fields madalyasıdır. Bu o araştırmaya verilir, Fields madalyası. Bu eğitime veriliyor. Ama eğitim konusunda tabii dünyada en üst düzey, en prestijli ödülü budur. Evet. Peki, şimdi şöyle bir şey vardır. Yurt dışındaki ödüller genelde kendi ülkelerinde muhalif olan insanlara verilir diye. Biraz böyle Açık ve Net'in ruhuna uygun bir soruyla başlayayım. Siz Türkiye'de böyle devletle sorunu olmayan, daha uyumlu biri olsaydınız, muhalif olmasaydınız da sizce bu ödülü size verirler miydi? Yani umuyorum. Ya ben herkese muhalifim ben. Yani sadece AK Parti'ye değil ki CHP'ye de muhalifim. Hatta çoğu yer geliyor HDP'ye de muhalif oluyorum. Yani ben bir bağımsız bir bireyim. Hiçbir zaman yani kendimi belli bir takımdan, belli bir ekipten saymadım hiçbir zaman. Benim için doğrusu bu. Benim muhalif kişiliğim ön plana çıkan, yani şey de öyle, Orhan Pamuk da öyle muhalif kişiliği ön plana çıkan birisi değil ki. Dolayısıyla bu tamamen aslında matematik köyünün kendi macerasına verilmiş. Böyle bir şey olmaz ki, yani muhaliflere ödül veriliyor diye bir şey olamaz ki. Yani doğru değil ki. Şimdi siz babanızın 95'teki vefatı üzerine Türkiye'ye dönmüştünüz. Daha önce en son ABD'de, Kaliforniya'daydınız. Ve aslında ortaokuldan sonra liseden itibaren yurt dışında eğitim almışsınız. Türkiye'de eğitim almış olsaydınız da sizce bu kadar iyi bir matematikçi olabilir miydiniz? Olamazdım. Yani çok iyi eğitim gördüm İsviçre'de, lisede. Ortamı solumak çok önemli. Başka şeyler görmek çok önemli. Yani ben üniversite pek gitmedim doğrusu. Kendi kendime çalıştım daha çok. Ama yani o heyecanı yaşamak, başka türlü bir eğitimin mümkün olduğunu görmek, başka türlü bir insan ilişkisinin mümkün olduğunu görmek, başka türlü bir kitap okuma biçiminin olabileceğini görmek, duruşlar, farklı varoluşlar, bunları görmek çok insanı olgunlaştırıyor. Yani onaylamasan bile farklı bir şey olabiliyormuş. Yani Türkiye'deki en büyük yoksulluk oydu galiba. Başka bir şey görmüyorduk. Yani laik bir çevreden bir çevrede büyüyorsun, laik çevreyi görüyorsun. Dindar bir çevrede büyüyorsun, dindar bir çevreyi görüyorsun. Şimdi o sosyal medya sayesinde biraz değişti. Peki Türkiye'deki sorun eğitim sisteminin kendi içindeki problemlerden mi kaynaklanıyor? Yani bizim böyle ödüller alacak Ali Nesin'ler yetiştiremiyor olmamızın sebebi eğitim sistemi yoksa Türkiye'deki ortam mı? Yoksa her ikisi birden mi? Eğitim sistemi değil, eğitim sisteminin varlığı. Bunu konuşmuş muyduk bilmiyorum. Biraz evet, geçen yani, sizin uzun bir röportaj yapmıştık röportaj biraz daha. Ama bugün daha uzun konuşabiliriz bu eğitim sistemi. Uzun konuşmaya gerek yok aslında. Yani Türkiye çok büyük bir ülke. 80 milyon vatandaşı var. 1,5-2 milyon öğrenci aynı seviyede. Lise 3'te 1,5-2 milyon öğrenci var. Ve bu çeşitli coğrafyalar var, iklimler var, ekonomik koşullar var, ihtiyaçlar var, kapasiteler var, kültürler var.
inançlar var. Yani bunun hepsine birden tek bir program, tek bir müfredat, tek bir eğitim sistemi, tek bir eğitim felsefesi bir ülkeye yapılabilecek en kötü şey. Bu eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak adına iyi bir şey mi? Yoksa böyle çeşitli herkesin farklı şeyleri seçeceği bir eğitim sistemi mi olmalı? Fırsat eşitliği değil ki bu. Herkese aynı eğitim vermek fırsat eşitliği değil ki. Fırsat eşitliği demek kim ne kadar yapabiliyorsa ona fırsat sunmak demektir. Yani herkese fırsat sunacaksın. Ama herkesi eşitlemek fırsat eşitliği olmaz ki. Şimdi bugünlerde tabii Türkiye'de eğitim sistemi çok konuşuluyor. Yine geçen hafta sınav sonuçları açıklandı liselere girişte ve yine matematik ve fen bilimlerinde öğrencilerin durumunun pek de iyi olmadığı ortaya çıktı. Sizce, yani az önce de konuştuk ama başarısızlığın temel nedeni ne? Türkiye'de öğrenciler mesela matematik özelinde konuşursak neden dünyadaki akranlarıyla yarışacak seviyeye çıkamıyorlar? Şimdi iki tane önemli sorun vardı. Bir tanesi eğitim sisteminin merkezi olması. İkincisi de öğretmenlerin iyi yetişme olması. Bu iki tane önemli sorun. Ben size başka bir sorundan bahsedeyim. Anlamak değil, matematik değil. Şimdi köyde, matematik köyünde öğrenciler geliyor. Bir soru soruyorum onlara. Zor bir soru. Kolay soru sormuyorum. Zor soru soruyorum. Mesela birisi geliyor, doğru cevap veriyor. Peki diyorum, bana gerekçesini açıkla diyorum. Açıklayamıyor. Ağzında bir şeyler geveliyor. O ağzında gevelediklerinden ben anlıyorum ki doğru düşünmüş. Yani bayağı derin düşünmüş, doğru düşünmüş. Ama kendisini ifade etmekten aciz. Yaz diyorum, yazamıyor. Üniversiteye gelen öğrencilerim ödev veriyorlar. 20 sayfalık ödev veriyorlar. 20 sayfalık ödevde insan bir yere bir nokta koymaz mı? Bir yere bir virgül koymaz mı? Bir yere bir paragraf yapmaz mı? Bir yerde büyük harf... Yani çocuklar kendilerini ifade etmeyi bilmiyorlar. Hı hı. Okuduklarını anlamayı da bilmiyorlar. Okuduklarını da anlayamıyorlar. Matematik değil sorun. Sorun bu testler. Çoktan seçmeli. Çoktan seçmeli testler. Mesela. Cevap. En önemli şey cevap. Hep cevaba odaklanıyor. Ya cevaba odaklanmayın diyorum. Mesela şunu söyleyeyim. Çok önemli bir şey. Eğer öğrencilere soru sormazsan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Diyorsun ya, bir durum veriyorsun onlara. Şöyle bir durum var. Bu durumu inceleyin. Hocam soru ne? Soru yok. İncele, anlamaya çalış. Ne oluyor, ne bitiyor? İlişkiler nedir? Doğru, ne oluyor, ne bitiyor? Soruları sen kendin sor. İlla ki soru soracaksın. Bir soru sorduğun zaman da hemen cevap geliyor. Bir gün ne yaptın köyde? Böyle hemen çocuklar şey yaparlar. 5, 6, 23 falan böyle. Ya yapma etmeyin. Soru o kadar kolay. Hatta şey derim. Yarım saatten önce verilen tüm cevaplar yanlış olacaktır derim. Gülerler. Parmağını kaldırır. Daha yanlış derim. Yanlış olacak çünkü biliyorum yanlış olacağını. Hemen hızlı cevap vermiyor. Hemen cevabı. Ya diyorum. Ya diyelim ki doğru. Ya bana niye soruyorsun? Ben doğru dediğim zaman mı doğru oluyor? Yani sen kendini ikna olmamışsan. Niye? Biz... İşte bir 10-15 dakika ediyorum. En sonunda yasaklıyorum bazen. Yarım saat boyunca kimse cevap veremez diye. Bir soru soruyorsunuz ve aslında bizde öğretmenler ilk önce hemen en hızlı cevabı vereni ödüllendirir. Siz en uzun düşüneni mi istiyorsunuz? Tabii yani ben evet. Yani onu da söylemiştim bir yerde. Üniversite sınavı yapacak olsam ben, benim bölümüme girecek öğrencileri çok zor, imkansız bir soru soruyorum. Ve 6 saat süre veririm. 6 saat süre. 6 saat sonunda kim kalmışsa onları alırım. 6 saat boyunca kim düşünmüşse. Evet, onları alırım. Yani yere gidebilir. Şimdi bu sınıfta geldim. Herkes 5, 6 falan. Ya yapmayın etmeyin diyor, dinletemiyorum. Yani kaç kişi, 40 kişi falan bir sınıf. Baktım olacak gibi değil, bir şey yapmam lazım. Dedim ki, bakın dedim. Ben dedim, sınıftan çıkıyorum. Şu karşıdaki avludayım. Pencereden bakarsınız, beni görebilirsiniz orada. Siz dedim, birbirinizi ikna edin. Birbirinizi ikna edin. Ve sonra tek bir cevapla ve tek bir gerekçeyle gelin. Hep şey yapın. Sonra çıktım dışarıya. Bir zaman bakmadım içeri falan. Bir 15-20 dakika sonra baktım. Muhteşem bir sahneydi gördüm. Hmm. Öbek öbek toplanmışlar, tartışıyorlar, konuşuyorlar. Tahtaya çıkmış bazıları. Bütün sınıf. O kadar güzel manzaraydı ki. Sonunu unuttum. Cevabı buldular mı bulamadılar mı unuttum. Önemli değil o. Ama o kadar hoşlarına gittik bu süreç. Bu düşünme süreci. İşte biz Türkiye'deki eğitim sisteminde bunu ıskalıyoruz diyorsunuz. Bazen mesela çocuklar 2 saat düşünüyor matematik köyünde. Önce bir 10-15 dakika herkesin problemi anladığından emin oluyorum. Sonra bir 10-15 dakika cevap vermeni engellemeye çalışıyorum. Sonra diyorum ki şimdi sıra sizde. 1,5 saat boyunca böyle kenara çekiliyorum. Öğrenciler orada beni yan gözle görebilirler sadece.
Yani bir psikolog yapar yani yatar ya şey hasta yatar divana psikolog kenardadır böyle. Ben de onun gibi kenardayım. İki saat boyunca düşünüyorlar. Çoğu buluyor cevabı, bir kısmı buluyor, bir kısmı bulamıyor. Neyse önemli değil o, o kadar. Sonra ben anlatıyorum. Kolay da sorular değil ha yani. Yani bir DM bir hocaya versen yapamayabilir. Yapamıyorlar zaten çoğu zaman. Ben yaptığım zaman ha tabii çünkü onlar daha önce keşfetmişler, ona benzer şeyler yapmışlar, onu hissetmişler. Benim gibi yapamıyorlar ama yani onları görmüşler. O zaman anlıyorlar. O zaman anlıyorlar. Yani ben başlangıçta bir 10 dakika, en sonunda bir 10-15 dakika, 20 dakika belki sahnede oluyorum. Geri kalan 1,5-2 saat boyunca onlar. Sonra ooo çok güzeldi. Ne hoşunuza gitti diyorum. Ders diyorlar. Ben ders vermedim ki diyorum. Siz düşündünüz. O kadar hoşlarına gidiyor ki düşünmek, bir emek vermek, uzun süre boğuşmak, soruyla boğuşmak, hiç yapmadıkları bir şey. Şimdi Milli Eğitim Bakanı değişti. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı oldu. Seküler kesimde de, muhafazakar kesimde de genel olarak bir coşku var, iyi oldu deniyor. Siz nasıl karşıladınız Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olmasını? Ben tanımazdım kendisini ama o kadar güzel şeyler söylendi ki mutlaka olumlu olacaktı ama... Ne kadar iyi, ne kadar yapabilir bilmiyorum ki. Dediğim gibi sistemin merkezi sistemde fazla bir şey yapamazsınız. Ben de yapamam. Kimse yapamaz. Yani ben bir kitap yazıyordum. Bir matematik kitabı yazıyordunuz. Matematik kitabı yazıyordum. Ne oldu o kitap? Liseler için matematik kitabı. Yazdım ama herkes yazmaya çalışıyordum. Yazamadım, herkesi yazamadım. Kitabı yazıyorum şimdi. Sonra telefon geliyor köyden. Hocam öğrenciler geldi diyor. Fen lisesi geldi, benim de geldi. Gidiyorum ders vermeye. Ya bunlar benim yazdığım kitabı okuyamazlar, anlayamazlar. Dönüyorum, kitabı basitleştirmeye çalışıyorum. Sonra bir telefon daha geliyor. Hocam işte bir fenlisiz daha geldi, çıkıyorum. Bunlar da canavar gibi. Bunlar da bize kolay gelir. Ya olmaz, yani tek bir kitap yazılmaz bütün bir ülkeye. Yani sonunda siz mi vazgeçtiniz yazmaktan? Ya yazdım ama bütün ülkeye yazmaktan yazmadım. Ya. Kitapları yazdım. Yani üç tane kitap çıktı, dördüncüden çalışıyorum şu anda. Kitapları yazdım ama bütün ülkeye yazmaktan vazgeçtim. Milli Eğitim Bakanlığı onları belli fen liselerinde mi öğretecek? Sonuç nedir? Sunmadım bile. Sunmadım bile. Yani Nabi Avcı benden rica etmişti. Sonra bakanlıktan ayrıldıktan sonra sunmadım. Çünkü bir ev kabul edilmezdi. Kabul etseydi de yine de kötülük yapmış olacaktım. Herkese kitap yazılmaz. Bu da çok önemli. Peki size mesela Ziya Selçuk'la galiba görüşecek misiniz? Görüşeceğim. Evet. Doğru mu anladım? Ne anlatacaksınız? Ne önereceksiniz ona? Ya estağfurullah, benim haddim değil bakana bir şey önermek. Bir şey sorarsa belki hasbelkader düşüncemi söylerim. Benim sorunum bir okul kurmak istiyorum. Bir lise. Farklı bir lise. Daha önce var olan liselerin hepsinden farklı. Yurt dışındakilerinden de farklı. Nasıl bir lise? Bir lise değil, bir köy, bir yaşam yeri. Hocalarla öğrencilerin bir arada yemek yiyecekleri, bir arada spor yapacakları, bir arada derse girecekleri, öğrenmenin belli saatlere kısıtlanmadığı, çocuk mesela yatılı okul olacak, yatılı bir köy olacak. Yani köye geldin biliyorsun değil mi köyü? Evet evet, geçen aynen köy gibi olacak. Gelmiş. Aynen köy gibi olacak. Koğuşundan çıktığı zaman, odasından çıktığı zaman orada öğrenciler ders yapacaklar. Orada bir ödev yapılacak. Orada bir spor yapılacak. Yani bir yaşam yeri. Böyle bir şey kurmak istiyordum. İzin vermiyorlar. Neden izin vermiyorlar? Gözün üstünde kaşım var diyorlar, izin vermiyorlar. En son bir red şey, çok komik. En son red şeysi, biz o zamanlar fen lisesi kurmak istiyorduk. Şimdi vazgeçtim, fen lisesinden normal lise kuracağım. Biz Şirince muhtarına sorduk. Fen lisesine ihtiyaç yokmuş Şirince'de. Kuramazsınız gibi gerekçeler. Dört koldan birden. Hem yerel otoriteler hem de merkezi otorite. Her yerden red geldi. Şimdi siz bu matematik köyünün kuruluş hikayesini anlatırken ödülden sonra TÜBİTAK zamanında destek vermedi. İyi ki de vermedi ki o dönem politik. İyi ki demedim. Peki hoca şunu sorayım. Demişsiniz ki, tam sizin sözünüzü söyleyeyim. Siyasi nedenlerle köyü desteklemeyi reddetti. TÜBİTAK matematik köyünü hangi siyasi gerekçeyle ya niye reddetmişti desteklemeyi? Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir Darwin skandalı oldu. TÜBİTAK'ın yayınladığı dergi, ne o, bilim ve teknik mi? Orada bir evrim konusuyla bir dergi hazırlanmış, kapak konusu hazırlanmış. Darwin ve eğitim konusu. Darwin'in doğumunun ya da ölümünün 100. yılı neydi, öyle bir şeydi. Ve bunu reddetmiş TÜBİTAK, üst düzey reddetmiş.
Bunun üzerine o zamanlar editörü olduğum, çıkardığım Matematik Dünyası dergisinde bir kapak yaptım, bir karikatür. Darwin bir anda bunu reddeden TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcısı öbür tarafta. Bunu böyle bir karikatür şey yaptım. O korkunç bir tepki aldı TÜBİTAK'tan. Ondan sonra tüm desteği kestiler. Hatta biz sürekli başvurduk yine. Sürekli başvurduk. Reddetsin, edeceklerini biliyoruz. Ama biz başvuralım diye. Sonra öyle değiştirdiler ki başvurmamız bile imkansız oldu. Yani bizi hakemlere götürmek zorunda. Hakemlere gidiyorduk. Hakemler olumlu cevap veriyorlardı. Sonra buna reddediyorlardı tabii ki bir nedenden. Sonra şeyi değiştirdiler. Maddeleri değiştirdiler. Başvuramaz hale geldik. O kadar. O zaman, o zamanlar tabii cemaat zamanıydı bu. Cemaatten önceydi hatta. O Nükhet Ediş vardı. Sonra cemaat geldi. Devam etti tabii ki. FETÖ yüzünden TÜBİTAK matematik köyünü desteklemedi. O zaman muhtemelen FETÖ'nün şeysi vardı. Nükhet Ediş FETÖ'cü mü diyeyim bilmiyorum tabii de. Ama FETÖ'cü şeysi etkisi olduğu çok kesindi orada. Daha sonra FETÖ'cüler gitti. Ne oldu? Yine destek gelmedi. Biz destek istemedik. Zaten desteğe ihtiyacım da yok artık. Peki şu sözünüz de şaşırtıcı. Diyorsunuz ki TÜBİTAK bize destek olsaydı bu ödülü alamazdık. Neden? Nasıl çünkü, bir ilişki var arada? Çünkü biz küçük bir köy istiyordum. Yani 100 kişilik. Ben lisans ve lisans üstü öğrencilere odaklanmak istiyordum. Üniversite öğrencilerine odaklanmak istiyordum. Bize işte 30-40 bin lira yetiyordu o zamanlar. Hesap yapıp kitap yapmıştık. 30-40 bin lira da para değil ki. Yani para değil ki. Vermediler. Yani bu mesela esirgediler. Yani çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani kendim için değil, ülke için üzüldüm. Yani TÜBİTAK gibi bilimi desteklemesi gereken, eğitimi desteklemesi gereken bir kurum buna destek vermezse neye destek verir yani? Yani bir de bu konuda yani kusura bakmasınlar ama belli bir konuma gelmiş, bu kadar kitap yazmış, değil mi? Belli bir yaşa gelmiş, yani saçla sakalı ağartmış birisiyim yani. Ve sana güle oynaya birisi geliyor, ben eğiteceğim, yapacağım diyor. Ve sen hayır diyorsun. Yani bu korkunç bir şey yani. Bu hainlik bu yani. Ben onlara ne yaptım ki yani? Ne yaptım ki? Soyadım Nesin. Yani bundan başka bir şey yapmadım ben onlara. Soyadınız Nesin olduğu için mi desteklemiyor TÜBİTAK'la devlet sizi? Şimdi üst düzey her zaman sıcak yaklaşır. Alt düzey her zaman... bakın ne yaptık bir gün? Üst düzey sıcak yaklaşıyor, alttaki bürokratlara takılıyorum mu diyorsunuz? Evet. Üst düzey tabii yüzüme karşı sıcak yaklaşıyor ama arkadan ne yapıyor bilmiyorum tabii ki. Şimdi bir gün bir genç bir arkadaşım, çiftçi, köylü kendisi, çok güvendiğim birisi dedi ki, Ali abi dedi, zeytin fidancılığında dedi, iyi para var dedi, devlet destekliyor zeytin fidancılığını dedi, zeytin fidanı dikelim dedi, yetiştirelim dedi. Parası senden, emeği benden. Tamam dedim, kaç unuttum şimdi. Tamam dedi, bir konuştuk, yaptık fizibilitesini. 40-50 bin lira gibi para, vakıf için yapmaya çalışıyorum, vakıf para kazansın diye. 40-50 bin lira gibi para koydum. Tabii bu biraz arttı zamanla, 60-70'e çıktı. 2 yıl boyunca biz Bursa'da bir yer tuttuk, bir yer kiraladık. Ve 100 bin mi, 200 bin mi ne zeytin fidanı yaptık. Satış zamanı geldi, hükümet desteğini kesti. Şanssızlık bu ya. 3.30 paraya satmaya çalışıyoruz, paramızı kurtaralım diye. Bir kısmı satıyoruz, satamıyoruz. Üzülüyorum, ölecek fidanlar. Ondan sonra onu sağa sola dikiyoruz, köye geldi fidan. Ne kadar bilmiyorum, 15 bin, 20 bin falan fidan kaldı orada. Bir kısmı öldü. Ya ne yapalım bunu, ne yapalım bunu? Vakfın biraz parası vardı. Bir tepe aldık. 60 bin liraya, 60 dönümlük bir tepe. Çıplak bir tepe. Elektrik getirdik. Artezyen kazdık. Fidanları diktik. Damlama sistemi yapacağız. Para kalmadı. 20 bin lira para lazım. Damlama sistemi yapmak için 20 bin lira para lazım. Ziraat Bankası yalvararak herkese kredi veriyor ya. Ben de köylü statüsü aldım ve Ziraat Bankası'na başvurdum. O sırada tabii yazın sıcağı fidanlar gidecek. Ben köyden öğrencileri topladım oraya. Hortumlarla suluyoruz. 5 gün 6 gün sürdü. O 50 derece 60 derece belki o sıcakta o tepede çıplak tepe. Ve bir zaman sonra tabii artezyende su bitiyor. Çamurlu su geliyor. O çamurlu suyu sen berrak billo su gibi içiyorsun böyle. O kadar öyle bir sıcak. Sonra işte gidiyoruz Ziraat Bankası'na. Soruyorlar. Şu evrak var mı? Var. Şu var mı? Var. Bu var mı? Aa, o yok o da. Olmaz. Sonra o evrağı buluyorsun, getiriyorsun. Tekrar. Şu var mı? Var. Bu var mı? Var. Bu var mı? Var. Bu var mı? Yok. Olmaz. Bir ay mı? İki ay mı? Ne? İki ay sonra reddettiler.
İki ay soyadınız sonra... Nesin olmasaydı Ziraat Bankası size kredi verir miydi? Tabii ki verirdi. Tabii ki verirdi. Korkuyor. Ya kendisi karşı Nesin soyadına ya da ben izin verirsem yarın öbür gün müfettiş gelir. O sevmez Nesinleri. Benden hesap sorar. Eğitim meselesi, matematik köyüne yaklaşım. Bu anlamda kırgın mısınız devlete? Kırgın değilim, kızgınım. Kızgınım. Ya buna hakları yok. Buna hakları yok. Peki devlet... Ben bu ülkenin düşmanı değilim. Farklı düşünebilirim. Farklı inançlara sahip olabilirim. Farklı yaşam biçimim olabilir. Ama ben kimsenin düşmanı değilim. Ya ben bu ülkeye bir şey yapmak için geldim. Ya üstüm başım bir şeyim yok benim. Ne arabam var, ne evim var, ne barkım var. Hiçbir şeyim yok yani sıfır. Bu arada İsviçre'ye gitmeden hemen önce matematik köyünden geldi. Bayağı ayağının evet. tozuyla ve şortuyla geldi. Evet. Ailesinin yani, de yani, bir şeyim yok yani hiçbir şeyim yok benim. Yani, bir kitaplarım onları da köye bağışladım. Hiçbir şeyim kalmadı. Yani çocuklarım var o kadar. Niye? Bak daha kötü söyleyeyim. Vakfın önünde vızır vızır işleyen bir yol var. Nesin vakfın önünde? Viraj da var. Dikkat çocuk tabelası. Dikkat çocuk tabelası koydurmak için 15 yıl aldı. 15 yıl boyunca reddettiler. Ve 15 yıl sonra da torpille, birisinin torpiliyle aldık. Bizim mağazalarımız var sağda solda. İşte Ömerlik'te şurada boğum falan aldı. Benim aldığım mağazalar falan var. Kimisi yeşil alanıdır. Kimisi hastaneye ayrılmıştır. Kimisi camiye ayrılmıştır. Ve onu değiştiremezsiniz. Giderseniz yalvarırsınız derler ki ya uğraştık ama yapamıyoruz. Nesin devlet var? Sonradan mı el koydu Aziz Nesin'in? Koymadı ama plan yaparken burası yeşil alan diyor. Peki. Peki devlet gerçekten desteklemiş olsaydı bu matematik köyünü başından itibaren yine de böyle bağımsız bir bu yani, ödülü getirecek bir yapı kurabilir miydiniz? Yoksa aman Allah'tan karışmamışlar ben istediğim gibi bir yapı kurdum orada mı diyorsunuz? Şimdi devlet iznini verseydi muhtemelen çok şeyi de denetleyecekti. Ve bugünkü yapımıza ulaşamayacaktık aslında. Köyün özgün bir tarafı özgürlüğü. Devlet çok karışacaktı. Şimdi geçenlerde gittim bakanlığa gittim. Ya diyor bir statüye kavuşun diyorlar. Bir şey olsun burası. Yani okul değil, enstitü değil, dershane değil, şu değil, bu değil. Yani ama öyle bir şey de yok ki. Sonra birisi akıl verdi. Çok var bunun gibi, bizim köyümüz gibi böyle oluşumlar. Sabahat Nel'in kızı Filizeli yapıyor, Edremit'te galiba. Sizden sonra evet, böyle bir... Ben de başladı. Gümüşlük'te var, Gümüşlük Akademisi var. Ondan sonra işte Eskişehir'de meslektaşımız yapıyor, var böyle. Buna bir statü getirmek lazım. Eğitim köyleri gibi bir devletin tanıyacağı bir statü getirmek lazım. Ve bunların desteklenmesi lazım. Şimdi geçen yıl bir röportaj yaptık az önce de söyledim ve o bayağı tartışılmıştı. Siz o gün demiştiniz ki her ağzımı açtığımda lince uğruyorum vakfa bağışlar kesiliyor. Çok saygın bir ödül aldınız ama biraz Ali Nesin böyle Türkiye'de İsa ya da Musa ya da yaranamayan bir adam durumunda. Solcular, Kemalistler, seküler kesim de sizi çok eleştiriyor. Bazen muhafazakar kesim de eleştiriyor. Neden bu kadar eleştiriliyorsunuz sizce? Siz nasıl açıklıyorsunuz? Ya yani bir şey söyleyince herhalde herkesin düşündüğü bir şeyi söylemenin anlamı yok. Yani gökyüzü mavidir demenin bir anlamı yok. O bir şey katmıyor ki bize. Yani bazen yani hasbelkader biraz düşünmeyi öğrendim. Sorguluyorum. Başka türlü bakıyorum. Doğrunun ne kadar uçucu, ne kadar ulaşılması zor bir şey olduğunu anlamış durumdayım. Farklı açılardan baktığın zaman doğrunun nasıl değiştiğini anladım. Farklı bir şey söylüyorum. O önemli değil. Eleştirmem de önemli değil. Ama çok düşmanca saldırıyorlar. Yani tamam aynı düşünmüyoruz da tamam da arkadaşım yani niye bana yani niye düşmansın ki yani ben babamla da aynı düşünmezdim. Yani yıllar boyunca babamla tartışmışızdır. Aziz Nesin'le Ali Nesin hangi konularda ayrışırlardı? Neydi anlaşamadığınız şey Aziz Nesin'le? Siyasi konularda anlaşamazdık. O nerede durdu siz nerede durdunuz? O 27 Mayıs'a sadece son yıllarında karşı çıktı.
Ama daha önce hep 27 Mayıs'ı korurdu. Darbe demezdi. Darbe zamanı. Ben 27 Mayıs'a ben karşıydım. Yani başlangıçta ben de herkes gibi düşünürdüm de bir zaman sonra 27 Mayıs'ın doğru bir şey olmadığını anladım. Ama o 27 Mayıs uzun süre kaçtıktı. Sonra özel zamanda 141, 142, 163 kalkacaktı. Babam 163 kalkmasını istemiyordu. Ben onun da kalkması gerektiğini düşünüyordum. Böyle hararetli tartışmalar geçer miydi aranızda? Estağfurullah, hiç ben babama karşı öyle hararetli tartışma hiç, o da değil, yani çok çok kaliteli tartışmalar geçerdi. Ve uzun süreli tartışmalarımız, yıllar süreldi. Bazen mesela bir şey söylerdim, köşeye sıkıştırdım babamı, ses çıkarmazdı. Ses çıkarmazdı, sonra uzaklaşırdı. Allah Allah derdim. Üç gün sonra koşarak girdi yanıma. Devam eden tartışmayı, orada kaldığımız yerden devam eden, bulurdu cevabı. Çok hoştu onunla tartışmak. Sizi aslında eleştirenlerin çoğu fazla liberal bulduğu için eleştiriyor. Siz liberal misiniz, komünist misiniz? Ali Nesin kendini siyasi çizgide nasıl tanımlıyor? Ben solcuyum ama yani artık bu çağda solculuğun bir anlamı kalmadı. Yani bir gücümüz yok. Sol bitti, yok oldu yani. Sosyalizm çöktü diyebiliriz. Yani yeni bir ideoloji lazım. Yeni bir yeniden şekillenmesi lazım sosyalizmin sanıyorum. Dolayısıyla kendimi solcu olarak tanımlamanın pek bir anlamı kalmadı. Yani solcuyum tabii. Ama liberal solcuyum. Yani ben özgürlüğe inanıyorum. Yani özgür insandan, özgür bir toplumdan iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin çıkacağına inanıyorum. Ama bazen bu istediğiniz özgürlükler Türkiye'de biraz fazla bulunabiliyor. Mesela benim aklıma hemen Atatürk'e hakaret suç olmamalı sözleriniz geliyor. Geçtiğimiz günlerde de böyle bir olay yaşadık. Örneğin Anıtkabir'de başörtülü bir genç kız Atatürk'e hakaret etti. Dava açıldı, gözaltına alındı. Siz nasıl baktınız bu olaya? Yani bundan dolayı bir insan tutuklanmaz. Ya suç, tamam suç. Ama tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı kızcağız değil mi? En son tutuklandı galiba. Ama olacak iş mi yani? Yani lütfen yani. Lütfen her türlü hiçbir hakaret bence suç olmamalı. Yani hakaret yani iftira suç olabilir. Zarar vermiyorsa bir hakaret bir insana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekiyor. Ama diyelim bu toplum böyle. Yani çünkü yoksa işte insanlar kendi hesaplarını kendileri görürler. Değil mi? Adaleti kendi ellerine alırlar. Hakaret tamam suç. Ama arkadaş yani birisi hakaret ettin diye bir insan tutuklanmaz ki. Olmaz ki bu yani. Ya ben hukuk adamı değilim. Ama bu kadarını da biliyorum sanki yani. Sizi en çok Kemalistler eleştiriyor aslında. Size daha önce de sormuştum, bu programda da sorayım. Ali Nesin Atatürk'e nasıl bakıyor? Atatürk tarihi bir karakterdir. Yani geçmişte kalmış tarihi bir karakterdir. Bugünümüzün Türkiye'sini tabii ki kurmuştur ve etkilemiştir. Dolayısıyla Atatürk'ü bir tarihi karakter olarak ele alıp doğrusuyla yanlışı değerlendirmek lazım. Bu benim işim değil. Ben neye karşıyım? İdol haline getirilmesini ondan sonra geleceğin hala daha yani sonuç olarak 100 yıl önce değil mi? Kaç yıl oldu? 80 yıl önce ya bayağı bir zaman geçti aradan. O zamandan bu zamana bir ideoloji değişmez mi? Değişik yani farklılık göstermez mi? Yani o zamanın anlayışıyla bugün yönetilebilir mi? Yönetilmiyordu zaten. Peki şimdi biz sizin ne demiştiniz ki beni eleştirenlerin çoğunun hangi meyhanede bulacağımı biliyorum. Ne demek istemiştiniz bu sözünüzle? Hiçbir şey yapmazlar. Hiçbir şey yapmazlar. Ellerini taşın altına koymazlar. Tek bildikleri laf konuşmak. Yani ben şimdi ben Atatürkçü değilim diye eleştiriyorlar. Atatürkçülük ne demektir? Aydınlanmacılık değil midir? Aydınlanma hareketi değil midir Atatürkçülük? Aydınlanma da nedir? Matematik bilim değil midir? Benden daha fazla var mı bu ülkeye matematiğine, bilimine bugüne kadar yani bu kadar çaba harcamış birisi var mı? Yani Atatürk'ün yolunda giden benim. Onlar meyhanelerde içerler, ne yapar biliyorum onları. Orada birkaç kişi aklımda da ondan söylemiştim onu. Yani, kim onlar? Söylemem. Tabii ayıp olur, söylemem. Şimdi diyorsunuz ki Atatürk'ün yolundan giden benim. İşte matematiğin gelişmesinde, bilimin gelişmesinde, Türkiye'de bu anlamda bir eğitim reformunun güçlü şekilde yapılmasında Atatürk'ün rolü yok muydu? Bu anlamda haksızlık ediyor olabilir misiniz Atatürk'e? Ya ben Atatürk'e karşıyım falan demedim ki. Doğru anlaşılsın sözleriniz. Atatürk sonuçta tarihte kalmış bir lider. Ben şu andaki Atatürkçülerin yaptıklarına karşıyım. Onların bakışlarına karşıyım. Yani 80 yılda ya da 60 yılda kaç yılda artık. Yani
bugünkü duruma, Türkiye'yi bu konuma sokan onlar. Seçimleri ben kaybetmiyorum, onlar kaybediyor. Yani bir iktidar partisi kaç defa seçim kazanabilir? İki defadır, bilemedin üç defadır. Daha sonra iktidar partisi kazanamaz. Muhalefet kaybeder. Kaybediyorlar. Halkın ödü patlıyor onlardan. Eski rejime döneceğiz diye ödleri patlıyor. Ondan vermiyorlar oy. Bir parti 16 yıl boyunca, 16 yıl mı etti? Evet, 16 yıl etti. 16 yıl boyunca iktidarda kalabilir mi? Yıpranmaz mı? Birisi de çıkıp ya ben daha iyisini yapacağım demez mi? Ben de aynen böyle yapacağım ama daha iyisini yapacağım demez mi? Olabilir mi böyle bir şey? Nerede göz var mı? Bunun örneği var mı? Nedir muhalefetin temel hatası sizce? Çok şey yaptılar bu halk. Çok eziyet çektirdiler. Yani CHP değil ama o zihniyet, o bakış açısı. Yani bu Cumhuriyet boyunca iş adamlarından başka kimse Cumhuriyet'ten faydalanmadı ki. Solcular mı faydalandı? Ülkücüler mi faydalandı? Aleviler mi faydalandı? Müslümanlar mı faydalandı? Kürtler mi faydalandı? Hangi zümre buradan bir şey kazandı ki? İyi matematikçi ama biraz kötü siyasetçi diyorlar sizin için. Katılır mısınız buna? Yani politik siyasetçi yorumları... Siyasetçi değilim ki ben. Yani politik yorumları yanlış. Tamam, iyi matematikçi olabilir. Ama bak şunu söyleyeyim, yorumları yanlış. Olabilir. Yanlış olabilir. Ama eğer bir parti, ya bir düşünce 80 yıl boyunca kaybediyorsa bir düşünmesi lazım. Ben nerede yanlış yapıyorum diye. Ben onu düşünüyorum. Nerede yanlış yaptılar diye düşünüyorum. Onlar kendileri düşünsün. Biz nerede yanlış yaptık? Bir yerde yanlış yaptıkları bariz değil mi? Yani her şeyi emperyalistler mi yanlış yapıyor? Her şey emperyalistlerden dolayı mı? Ya da yobazlar yüzünden mi? Hep suç başkasının mı? Yani biz bir şey yanlış yapmadık mı? Onu düşünsünler. Benim yanlışım ne olacak? Benim yanlışımdan bir şey kazanmasın ama benim doğrumdan çok şey kazanırsınız. Ali Nesin nerede yanlış yapıyor diye düşünmesinler. Ali Nesin nerede doğru söylüyor diye düşünsünler. Yanlışım değil, doğrumu bulsunlar. Bir yerde mutlaka doğru bir şey söylüyorumdur. Belki doğru yanlış cevap veriyorumdur da doğru soruyu soruyorumdur. Yani biz nerede yanlış yaptık diye düşünsünler. Şimdi siz yetmez ama evet demeniz... Twitter'dan mı geliyor? Nerede okuyorsun onları? Benimkendi sorularım harfetten bakıyorum. Kağıttan okumamak için. Yetmez ama evet dediğiniz çok tartışılmıştı. Şimdi şöyle söyleniyordu. İşte yetmez ama evet'in sonradan çok yanlış olduğu ortaya çıktı. Bunu hesaplayamadı. Siz en son 24 Haziran seçim sonuçlarında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğini söylemiştiniz. Ama yine o konuda da yanıldınız. İyi matematikçi olmak siyasette iyi hesap yapıyor olmayı getiremiyor diyebilir miyiz? Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceğini gördüm ben. Facebook'ta yalan söyledim. Yani daha önceki seçimlerde de gördüm. Cumhurbaşkanlığı seçim vardı ya. Niye yalan söylediniz peki? Yalan söylemedim ama yani inanamadım. Hesaplara kitap, yani bayağı hesap kitap yaptım. %49 çıkıyordu, %50 çıkıyordu. Yani %52'yi bulamadım ama gördüm ve hatta uyardım da. İnce'yi uyardım. Facebook sayfamdan hatta birisi söylesin dedim. Yanlış siyaset gidiyor. Yanlış propaganda yapıyor. Neydi Muharrem İnce'nin yanlışı propaganda anlamında? İnsan aparatlarını sökerim. Söylemi çok yanlıştı. Kendisi de sonradan pişman olduğunu Habertürk yayınında söyledi zaten. Diploması yok, çok yanlıştı. Üstüne gide gide diploması yok. Ya bu Türkiye'de diploması olmayan milyonlar var yani. Yani, diploması yok. Yani olmaz. Bir defa belli ki AKP'nin belli bir oyu var değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın %50'ye yakın oyu var belli ki. Ondan oy çalmaya çalışmadıkça bir yere gelemezsin ki. Hadi ortak aday çıkarmadınız. Ama AKP'den oy çalmak lazım değil mi? Peki AK Parti'den ne diyerek oy çalabilirdi? Bu sefer de fazla muhafazakar bir siyasetçi gibi görünmesi kendi tabanından tepki almasına neden olmaz mıydı? AK Parti'ye oy verenler sadece muhafazakarlar değil ki. Yani sadece muhafazakar değil ki. Bir sürü liberal veriyor, bir sürü sağcısı, solcusu veriyor. Yani o kadar yani o doğru değil dediniz. Ama insanlar şuna aç. İnsanlar huzura aç. Huzur istiyor insanlar. Ben aparatlarını sökerim söylemi çok yanlıştı. Bir defa sen kimsin? Sen kimsin de aparatlarını söküyorsun? Bu ülkede hukuk var, adalet var. Mahkeme versin, bir şey yaparsın. Sen kimsin de aparatlarını söküyorsun? Ya bu olacak iş mi bu? Yani bunu söylediğin zaman ya eskisinden farkı yok diyecek insanlar.
Bunun için kazanamadı diyorsunuz. Peki, şimdi sizinle... Ve planlarını, projelerini anlatamadı. Yani bir planla gel, bir şeyle gel, bir projeyle gelemedi. Ne yapacağını anlatmadı. Ne yapacağını, evet. Şimdi geçen sizinle yine aynı röportajda demiştiniz ki, bu aydınlar üzerine konuşmuştuk. Aydın ne demek diye yıllardan beri sorar dururuz. Aydın olmanın olası koşullarından biri karşı fikirlere fikirle karşı çıkmak, hakaret etmek değil demiştiniz. Az önce de size nasıl yüklenildiğini söylediniz. Geçtiğimiz haftalarda iki aydın, iki sanatçıya daha doğrusu verilen tepkiler Türkiye'de çok gündem oldu. Onlardan bir tanesi Mazhar Alanson'du. Mazhar Alanson dedi ki, hem Atatürk'ü severim hem de peygamberimi. Ama büyük tepki aldı. Siz Mazhar Alanson'un bu sözlerini ve ona verilen tepkiyi nasıl karşıladınız? Hiç takip etmedim ki. Öyle mi? Ha. Yine Bülent Ortaçgil'de %48, %52, %52 de %48'i tanırsa kavga biter. Karşılıklı birbirimizi anlamalıyız dedi. O da çok tepki aldı. Buna ne dersiniz? Çok haklı yani. Çok haklı. Yani Türkiye'de büyük bir kutuplaşma var. Siyaset hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Bakın, ben bir bilim insanıyım, matematikçiyim değil mi? Ben de siyaset konuşuyorsunuz. Yani ben de siyasi demeçlerde veriyorum, gördüğünüz gibi. O doğru değil ki bu. Bu doğru değil ki. Ya bu kadar siyaset, bu kadar merkezi olmaz ki. Yani insanlar dediğim gibi, az önce dediğim gibi huzur istiyorlar. Ve buradan Recep Tayyip Erdoğan'a yalvarıyorum. Yani bize huzur ver. Huzur istiyoruz. Korkuyla yaşamak istemiyoruz. Yani insanlar içeride, hapishanedeler insanlar. Suçsuz yere içerideler. Ve yani eskiden hani eğitim her şey falan derdik ya, hukuk meğer her şeymiş. Hukuk istiyoruz. Yani bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Yani oyları azalmaz bu ülkeye huzur gelirse eğer. Azalırsanız %52'den %1'e azalsın, ne olacak ki yani? Matematikçiyim, çok siyaset konuşuyorum. Aslında yanlış yapıyorum. Peki siyasete girmeyi hiç düşündün mü Ali Nesin? Yok hiç. Neden? Benim işim var, gücüm var. Benim kendi işim var. Peki bu sorumluluktan kaçmak olarak da yorumlanabilir mi? Hayır, ama benim işim daha önemli. Yani siz zannediyorsunuz, ben de fasafis işlerle uğraşıyorum, siyaset gibi bir şey. Öyle değil ki. Benim işim çok önemli. Siz burada bana haksızlık yapıyorsunuz. Yok, size haksızlık yapmıyorum. Sadece sormaya yani çalışıyorum. Geçen yıl köye 14 bin öğrenci gelmiş, genç gelmiş. Ben 14 bin öğrencinin hayatını da değiştiriyorum, etkiliyorum. Bu bir siyasetçi olmaktan çok daha önemli diyorsunuz. Ama benim işim, ben bunu konuyu ben siyaseti bilmem ki. Konuşuyorum işte öyle. Yani. Ama o konuyu biliyorum, bildiğimi umuyorum en azından. Ya, o benim konum. Öğretmek, matematik benim konum. Peki arkadaşlarınızdan, çevrenizden, eşinizden, dostunuzdan, ya sen siyasetten hiç bahsetme baskısı alıyor musunuz? Yok, eşimden dostumdan almıyorum. Ama Facebook'tan söylüyorlar, sen siyasete girme diyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu bahsettiğim Bülent Ortaçgil, Mazhar Alanson gibi tartışmalardan sonra bizim Habertürk yazarı Murat Bardakçı bir yazı yazdı. Dedi ki, sanatçı dediğin solcu olmalı diye dayatıyorlar, illa solcu ya da muhalif olmalı, olmak zorunda mı sanatçılar? Siz nasıl bakıyorsunuz? Aydın dediğiniz, sanatçı dediğiniz illa sol, muhalif bir duruşa sahip olmak zorunda mıdır? Sol başka ama muhalif olmalı tabii ki. Yani bir sanatçı çevresini eleştirmeli, yargılamalı, yani dikkatli bakmalı, uyum sağlamamalı. Evet, yani bir sanatçının hası muhalif olandır. Solcu mu, sadece onu bilmem, o başka bir şey. Solcu sadece başka bir şey. İnançlı, inançsız başka bir şey. Ama muhalif olması gerektiği kesin. Bunu hükümete yakın, iktidara yakın insanlara sorduğumuzda diyorlar ki, halk Tayyip Erdoğan'ı tam da muhalif olduğu için destekledi bunca süredir. Önce Türkiye'deki var olan statikoya muhalif olduğu için, şimdi de dünyadaki sisteme muhalif olduğu için. Katılır mısınız bu görüşe? İlk söyledikleri kesinlikle doğru tabii ki. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bu vesayete muhalifti. Oradan geldiler ve halkın da basına gelmişti o. Daha sonra bilmiyorum, daha sonra o ilginç yani, olabilir belki. Muhalif. Şu an özellikle işte dünyada da ABD ile aramızda bir kriz var vesaire. Dünya 5'ten büyük duruyor. O kadar ezilmişiz ki bir adamın çıkıp da meydan okuması hoşuna gidiyor insanların tabii ki. Doğru mu yapıyor bilmiyorum yani. Ali Nesin, kısa bir araya gidelim, sonra belki bir soru daha sorarak kapatacağız. Kısa bir ara, bir yere ayrılmayın.
Açık ve Net'te matematiğin dünyadaki en prestijli ödüllerinden Lelivalta ödülünü alan Ali Nesin'le konuştuk bugün. Şöyle son bir soruyla kapatayım eğitime dair. Ziya Selçuk'la Eylül ayında görüşeceğinizi söylediniz. Ne tavsiye edersiniz diye sormuştum. O da ama estağfurullah demiştiniz. Yine de siz Milli Eğitim Bakanı olsaydınız, şu an Türkiye'de eğitim sisteminde değiştireceğiniz ilk 3 şey, ilk 5 şey ne olurdu? Birincisi Türkiye'yi birbirinden bağımsız akademilere ayırdım. İç Anadolu Akademisi, Karadeniz Akademisi, Marmara, Güneydoğu falan böyle 7-8 akademiye ayırdım. Ve bunlara bir belli bir özellik verirdim. Ve aralarında rekabet olmasına önem verirdim. Çünkü rekabetten çok güzel şeyler doğabilir. Sonra öğretmenlerin daha iyi, daha donanımlı mezun olmalarını ve daha sonra meslekleri boyunca da kendileri geliştirmeleri için nedenler verirdim. Yani mesela her yıl bir sınav yaparım. Öğretmenleri her yıl bir sınav yaparım evet. Diyorsunuz. Ve başarılı olanların da statüsü artar, maaşları artar. Bugün öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için hiçbir neden yok. Kendilerini geliştirmeleri için hiçbir neden yok. Maaşları artmıyor, statüleri artmıyor, daha fazla saygı görmüyorlar. Hatta öğretmenler en fazla ezilen kesim. Müfettişler eziyor, bakanlık eziyor, müdürlükler eziyor, müdür eziyor, zümre başkanı eziyor. Şimdi veli de artık eziyor. Velinin de bayağı bir sözü geçiyor oldu okullarda. Öğretmen bir köle gibi, özgürlüğü olmayan bir köle gibi. Ve dolayısıyla mesleğini de sevmiyor. Başka? Bu bölgeleri ayırırım. Öğretmenlere kendilerini geliştirmelerini motive edecek bir sistem getiririm dediniz. İki, bir üçüncü de sayacak olursanız. Ve özgürlük. Akademilere, o yedi akademiye, onlar tabii özel olacakları için kendi yapılarını kendileri kuracaklar. Olabildiğince onlar bölgelere ayrılsınlar. Yani küçük, güzel. Merkezi sistem, eğitimde merkezi sistem iyi bir şey evet, değil diyor evet. Özetle. Mesela diyelim ki İç Anadolu bölgesindeki üniversitelere sınavsız girebilsin oradaki öğrenciler. Sınavlar hepten kalkmalı mı? Sınavların hepten kalkması mümkün değil tabii ki. Ama az kişiye sınav yapabilirsin. Yani İç Anadolu bölgesi öğrencileri İç Anadolu bölgesindeki üniversitelere gitmesi şey olabilir. Ama bu şöyle olmaz mı? İşte batıdaki eğitim kalitesi daha iyi, doğudaki daha kötü, eşitsizliklere yol açar. Böyle bir sorun da olmaz mı Türkiye'de? Hayır, öbür tarafa gidemez demedim. Ama mesela yani normalde bir insan eğer Konya'da oturuyorsa Konya'daki üniversiteye gitmek ister. Genelde olur. Eğer başka yere gitmek istiyorsa gidebilir tabii, bu şey değil, sorun değil. Eğer bölersek, yani doğru söylüyorsunuz ama bütün üniversitelerde tabii ki İstanbul'da ve Ankara'da, değil mi? İstanbul'da, Ankara'da. Evet, şu an İzmir'de aslında bütün şehirler üniversite açıldı ama ya, işte eşitliği tartışılıyor. Bana güzel bir sorun getirdin. Her problemin çözümü başka sorunlar getirir. Yani bir problemi eğer hiç başka sorun yaratmadan çözebiliyorsan aslında öyle bir problem yok demektir. Bu önerdiğim şey sorunlarını getirecektir birlikte. Onları da çözeceğiz zamanla. Belki bunu düşünürsünüz, yani, bu problemi düşünürsünüz, bir başka programda konuşuruz. Ne zaman bir soruna bir çözüm getirmeye çalışsam hemen ama öyle olabilir ama onu da çözeceğiz. Yani yavaş yavaş. Önemli olan gelecek olan sorunu çözmeye çalıştığınız zaman getireceğiniz çözümün yarattığı sorunların eski sorundan daha zor olmaması. Daha kolay sorunlar. Ali Nesin, çok teşekkürler. Çok da tebrik ederiz ödül için. Bugün Açık ve Net'te Ali Nesin'le konuştuk, ünlü matematikçi. Siyasete dair yorumları, bu programdaki yorumları yine çok tartışma yaratacak. Bir dahaki hafta yine böyle her şeyi açık ve net konuşacağımız bir başka Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.